3. bölümün son kısmına kısım 8 risk yönetimine sıra geldi. Risk yönetimi nispeten zor bir konu. Gerçek anlamda öğrenilmesi ve içselleştirilmesi pek çok farklı alanda elde edeceğiniz bilgi birikimi ve tecrübeye dayalı bir konu. Biz zaten malumunuz derslerimizi farkındalığımızı arttırmak üzerinden bir prensiple öncelikle ele alıyoruz. Burada da risk yönetiminde önümüzdeki yıllarda kazanmanızı arzu ettiğim yetkinliklerle ilgili bir çerçeveyi gözden geçireceğiz. Öncelikle Siyah Kuğu ile başlayalım. Şimdi bir kitap yayınlanmıştı. Türkçesi de daha sonradan çevrildi. Siyah Kuğu adında. Olasılıksız görünenin etkisi. Gelin önce uçlardan içeriye doğru çemberimizi daralta daralta risk yönetimine doğru yaklaşalım. En son noktada risk yönetiminin proje yönetiminde karşılığı olan ve benim oldukça mekanik olarak bulduğum metodolojisine bakacağız. Şimdi risk uzayında Siyah Kuğu nerede duruyor? Siyah Kuğu olayları şunlar. Bu olaylar daha önce yaşanmamışlardır ancak hep yaşanırlar. Risk analizinde bunlara tecrübe edilmemiş henüz örneklenmemiş olaylar adı verilir. Çizgi dışıdırlar. Siyah kurular genelde beklentilerin dışında yer alan geçmişte yaşananlardan öğrenilenlerin işaret etmediği ancak büyük etkiye sahip olaylardır. Bu tür olaylar gerçekleştikten sonra bunların sebebini ortaya koymak, mantıksal bir açıklama getirmek zor değildir aslında. Bunlarla ilgili beklentileri belirlemek ve ne yapılacağını belirlemek zordur. Ve siyah kuğular özneldir yani sübjektivdir, bilgiye dayanan bir nosyon içinde anlaşılabilirler gerçekleşmelerine yani ortaya çıkmalarına yönelik emareler, işaretler, ikazlar genellikle bireylerdeki kuvvetli özgüven veya kurumlarda mevcut direnç sebebiyle göz ardı edilirler. Şimdi birkaç örneğe bakalım yaşadıklarımız ve hatırladıklarımızdan. Örneğin 9 Eylül olayları Amerika Birleşik Devletleri 9-11 denen bu bir siyah kuğu olayı. Bu olay bekleniyor muydu? Beklenmiyordu. Dolayısıyla tüm sistem böyle bir olayın olmayacağı varsayımına yanarak kurulmuştu. Bu sebeple de olay hedeflendiğinde kolaylıkla gerçekleşti. Peki olaya sonradan baktığımızda bu olayın ortaya çıkış şekli ve gerçekleşmesiyle ilgili bir aslında bir acayip bir şey var mı? Hayır yok. Çünkü ne demiştik? Bunlar daha önce yaşanmamış ancak yaşanan olaylardır demiştik. Tecrübe edilmemişlerdir, henüz örneklenmemişlerdir ve çizgi dışında kabul edilirler demiştik. Keza yeni dünyanın keşfi, yani Amerika kıtasının keşfi Avrupalılar tarafından yerliler açısından, kızıl derili kabileleri açısından yeni dünyanın keşfinde Avrupalılarla karşılaşmak da bir siyah kuğu idi çok büyük bir etkiyle sonuçlandı. Çünkü Avrupalılar yerlilerin %90'ına yakınını katletti. Keza kuş gribinin yayılışı. Biliyorsunuz bazı uzak doğu ülkelerinde horoz dövüşleri oldukça yaygın. Horoz dövüşü sırasında dövüştüren kişiler belli anlarda horozun gagasını emiyorlar. Amacı da horozun gagası üzerindeki nefes alma noktalarının temizlenmesi. Böylece hayvanın daha rahat nefes alarak dövüşe devam etmesini sağlıyorlar. Böyle bir vaka sırasında bir horozdan gagasını emen dövüştürücüye mikrop geçiyor ve bu bizlerin bildiği meşhur kuş gribinin yayılışını başlatıyor. Bu da bir siyah kuğu olayı. Keza 16 Eylül 1992. Finans piyasalarındaki arkadaşlar, özellikle benim yaş grubum oldukça iyi bilirler. İngilizlerin Kara Çarşambasıdır. Burada da o kadar enteresan bir olay var ki şu an çok ayrıntısına girmeyeceğim. George Soros'un bir eylemiyle alakalı bir konu. Küresel karıştırıcılardan biliyorsunuz kendisi. 1988 ile 2008 yılları arasındaki bütün türev piyasası derivatifler işlem hacmini düşünün. Bunların %99'u tek bir günde gerçekleşiyor. Ve İngiliz pound'ı alaşağı ediliyor. İngiltere adeta finansal olarak çöküyor. Bu da bir siyah kuğu olayıdır. Peki başka hangi siyah kuğular var? devam edelim. Örneğin Mart 2011'de Gishima Daiichi Tsunami'si gerçekleşiyor. 14 metre dalga yüksekliğiyle 9 Richter büyüklük ölçeğindeki bir depremden kaynaklanıyor. Şimdi bu aslında siyah kuğu değil. Çünkü aynı bölgede daha önce tecrübe edilmiş, yaşanmış 20 metre tsunami dalga yüksekliği ile ilgili kayıtlar mevcut. Bir siyah kuğuyu tanımlarken ne demiştik? Daha önce tecrübe edilmemiş demiştik. Bu olay ise daha önce tecrübe edilmiş. Söz konusu hasar gören nükleer santral inşa edilmeden önce böyle bir tsunami gerçekleşmiş. Ancak Japonlar nükleer santrali inşa ederlerken geçmişte 20 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının aynı bölgede hasar verdiğini göz ardı ederek tasarımı 5.7 metre dalga yüksekliğine göre yapmışlar. Bu bariz bir hata. Dolayısıyla her türlü böyle felaket sonrasında veya büyük etkiye sahip bir olay sonrasında bunlara da siyah kuyu diyerek geçiştiremeyiz siyah kuğunun tanımına uyan olaylar olması gerekiyor. Siyah kuğu aslında bir istatistiksel dağılıma dayanıyor. Şimdi istatistikte biliyorsunuz 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma diye giden oranlar mevcut. Yani bizim günlük hayatımızda karşılaştığımız olayların pek çoğunun 1 sigma içinde gerçekleştiği, zaman zaman 2 sigma içinde olasılığı olan olaylar. Şimdi biz devam edelim siyah kuğu olaylarımıza. 6 Ekim 1973 Arap-İsrail Savaşı, Yom Kippur Savaşı. Biliyorsun Suriye ve Mısır'ın İsrail'e karşı olan savaşıydı. Şimdi burada bir büyük petrol krizi çıkıyor. OPEC üyesi Arap ülkeleri Amerika'ya karşı bir petrol ambargosu uyguluyorlar fiyatları düşürüyorlar vesaire. Ve bu çok büyük bir yine krize sebep oluyor küresel çapta. Ben size siyah kuğu olmasa da siyah kuğuya yakın nitelendirdiğim başımdan geçen iki olayı anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi 31 Mayıs 2010 Mavi Marmara olayı. Şöyle ki o dönemde biz bir elektron kart projesinde İsrail ile birlikte bazı sistemler geliştirdiğimiz dönemdeydik. Devletten bir heyetle, kalabalık bir heyetle bazı kabul testlerini icra etmek üzere üzere İsrail'e gittik Mayıs ayında. Kabullerimizi yaptık. Oradaki sistemin Türkiye'ye sevk edilmesiyle ilgili talimatları verip Türkiye'ye döndük. hatırımda kaldığı kadarıyla 20-22 Mayıs civarları olması lazım bizim Türkiye'ye dönüş tarihimiz. Ondan sonra işte firmanın ürünü paketlemesi, kağıt işlerini tamamlaması ve sistemi sevk etmesi beklenir. Bu da takriben 10-15 gün gibi bir vakit alır. Ancak şöyle bir şey oldu. Bizim siyah kuğumuz ortaya çıktı. Mavi Marmara olayı gerçekleşti. Mavi Marmara olayıyla birlikte Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde büyük bir kırılma yaşandı. İsrail askeri sistemlere yönelik ihraç lisanslarını askıya aldı. Bizim kabulünü yaptığımız Türkiye'de çok önemli bir platforma monte edilmek üzere beklenen elektron kart sistemimiz aslında Türk malı olarak İsrail'de alıkonuldu. Bu sorun çok uzun süre devam etti. O sistemin Türkiye'ye gelişi ancak birkaç yıl sonra söz konusu olabildi. Ve takdir edersiniz ki arkasında çok önemli sözleşmesel mevzular getirdi. Takdir edersiniz ki o sistemin üzerine monte edileceği o büyük önemli projede önemli aksamalara sebebiyet verdi. Tabii ki hayırlara da vesile oldu. Her türlü ülkemize karşı yapılan ambargo veya bu tür eylemlerin geçmişte örneklerini yaşadığımız gibi nihayetinde Aselsan milli olarak sistemimizi geliştirmiş durumda ve şu an o bahse konu önemli platformlarda bizim Aselsan sistemimizle faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak tabii ki buradaki önemli olan sözleşmesi olan yaklaşık olayın ortaya çıktığı tarih itibariyle 8 yıldır devam eden bir projede bir kabul faaliyetinin hayatın normal akışına çok aykırı olacak şekilde ortaya çıkan Mavi Marmara olayı sonrasında tabi olduğu ve yıllarca ittilaflara sebep olan ve bizim projemizin içinde çok net olarak yaşadığımız bir durum. Ben o zaman proje direktörüydüm. Neredeyse bu ittilaflara yönelik olarak zamanın Dışişleri Bakanlığı olsun, üniversiteler lerde uluslararası hukuk, ticaret hukuku gibi alanlarda çalışan profesörlerimiz olsun. Kendileriyle konsültasyon, devamlı işbirliği çok uzun dönemler birlikte çalışma durumumuz söz konusu oldu. Dolayısıyla benim proje yönetimi perspektifimde Mavi Marmara olayıyla ortaya çıkan durum bir siyah kuğu olarak tanımlanabilir. Bir de 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi var. Aslında Gölcük depremini siyah kuğu olarak tanımlayamayız. Çünkü Türkiye önemli fay hatlarının üzerinde kurulmuş bir ülke ve yakın tarihimiz dahil pek çok şiddetli deprem kayıtlarına sahibiz. Dolayısıyla bu bir siyah kuğu değil. Ancak burada dikkat çekmek istediğim nokta çok dar bir perspektifte, proje yönetimi perspektifinde bazı şeylerin ihmal edilebilirliği ve bir riskin hem pozitif hem de negatif etkilerinin olabileceğine dair bir nokta. İlerleyen slaytlarda risklerin sınıflandırılması ve risk eylemlerimiz içinde bazen riskleri fırsat olarak değerlendirdiğimizden de bahsedeceğim. Dolayısıyla onun için güzel bir örnek teşkil ediyor. İki yönlü bir konu. Şöyle ki Doğan sınıfı hücum botlarımız, deniz kuvvetlerimiz envanterindeki üzerinde yine elektron harp sistemlerinin modernizasyonu yapılıyordu. Bizde Taşkızak Tersanesi, bu depremden önce Deniz Kuvvetleri'nin İstanbul'daki tersanesi Taşkızak'taydı. Yani Kasımpaşa'da İstanbul'da, Haliç'te. Oraya gidip orada faaliyet gösterirdik. Hücum botlarımıza elektronik harp sistemlerimizi takardık. Entegrasyonları, testleri vesaire bu şekilde geçen bir süreç. 4 yıllık bir süreç. Burada bizim projede bazı gecikmelerimiz söz konusu olmuştu. Sistemlerden birini zamanında teslim edememe durumumuz söz konusu olmuştu. Arada 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi meydana geldi ve biliyorsunuz Gölcük depremi aslında Sakarya'da, bölgede, İstanbul'da Avcılar semti dahil pek çok geniş bir geniş bir alanda oldukça olumsuz etkileri yaşanan vahim olaylarımızdan biridir. Şimdi Gölcük'teki depremin proje yönetimi perspektifindeki noktası şu. Bu bizim yetiştiremediğimiz sistem ile ilgili olarak teslimat tarihinin gelmesini bekleyip son gayretlerimizle elden ne gelirse yapıyorduk. Deprem sonrasında Taşkızak Tersanesi Pendi'ye yani bugün halen faaliyet gösterdiği yere İstanbul Tersanesi adıyla biliyorsunuz faaliyet gösteriyor şu anda İstanbul'daki Deniz Kuvvetleri'nin tersanesi Pendi'ye taşınma kararı alındı. Çünkü Taşkızak Tersanesi artık Attık. ...deprem sebebiyle kullanılamaz noktaya gelmişti. Ve Deniz Kuvvetleri döndü bize dedi ki... ...deprem sonrasında aldığımız karar neticesinde... ...Kasımpaşa'daki Taşkızak Tersanesi'ni... ...İstanbul'un Pendik semtinde... ...İstanbul Tersanesi yeni adıyla teşekkür edeceğiz. Böylece Deniz Kuvvetleri'nden kaynaklı... ...bir gerekçeyle proje uzadı. Biz de teslimatında geciktiğimiz sistem sebebiyle... ...ceza öder noktada kalmaktan kurtulduk. Bu da bir riskin pek çok yönleriyle... ...farklı noktalarda olumlu veya olumsuz etkileri olabileceğine dair kendi hayatımdan yaşadığım bir örnek. Evet biz risk uzayımızda gezinmeye devam edelim. Şimdi siyah kuğuları koyduk bir tarafa onun tam ters tarafında karşı tarafta ise İngilizce'de aslında golden goose adı verilen bizim Türkçe'ye günlük dilde altın yumurtlayan tavuk olarak çevirdiğimiz ancak orijinali altın yumurtlayan kaz olan çünkü bir ezop masallarında geçen bir hikayeye dayanıyor. Altın yumurtlayan kazlar var. Altın yumurtlayan somurtlayan kazlar da nasıl siyah kuğular meydana geldiğinde çok ciddi olumsuz, menfi etkiler yaratıyor ve hiç beklenmedik bir şekilde çıkıyor. Altın yumurtlayan tavuklar da bunun tam ters ucunda, hiç beklenmedik olumlu etkiler yaratan olaylara dayanıyor. Dolayısıyla bazen firmaların zenginleşmesi, büyümesi sadece firma başarısıyla açıklanamayabilir. Bazen doğa ve çevre ve pek çok şey yan yana geldiğinde firmaları bu noktaya taşıyabilir. Şimdi bunun kuralı ise şu: Kazanan her şeyi alır veya zengin daha da zenginleşir şeklinde bizim yaşadığımız fenomenlere dayanıyor. Şimdi burada bakacak olursak hani zengin daha da zenginleşir ne demek? Mesela şimdi bütün dünyadaki küresel pazar değerini düşünün firmaların. Bunların yarısını mevcut firmaların 0.25'i alıyor. Dünya üzerindeki tüm kitap satışlarının yarısı yazılan tüm kitapların 0.2'sine ait. Veya dünya müzik endüstrisinde gelirin yüzde 77'sini tüm sanatçıların yüzde 1'i kazanıyor. Keza ilaç sektöründe tüm satışların yarısından fazla Bazısını, bilinen bütün ilaçların yüzde 0.1'i elde ediyor gibi. Şimdi biz risk uzayında iki uç örnekle başladık. Ne dedik? Çemberimizi daraltarak içeri doğru geçiş yapacağız. Şimdi bu bilgi ve tecrübe konuları çok önemli. Yani uzayı tanımak lazım. Çeperi arttırmak lazım. Algımızı, anlayışımızı. Çünkü bu bilgi ve tecrübe bizleri entelektüel olarak o ortalamadan uzaklaştırır. Yani ortalama neydi? Daha önce bahsettiğim bu estetiksel dağılım gibi bakışı mızı bir anlayışımızı genişletir. Dolayısıyla risk yönetiminde en önemli ilk şey risk algımızı arttırmak, risklere yönelik işaretleri herkes tarafından görülemeyen işaretleri görebilir hale gelmek. Bu da ancak bilgi ve tecrübenin arttırılmasıyla söz konusu olabiliyor. Peki ne yapacağız biz? Örneğin siyah kuğular için ne yapacağız? Şimdi öncelikle bu beklenmeyen olaylar için içinde bulunduğumuz sistemi ne kadar tanıyoruz? Bu dediğimize ne kadar güveniyoruz? Yani sistemi ne kadar tanıdığımıza dair güven derecemiz ne? Şimdi onu önce bir belirleyeceğiz. Sonra içinde olduğumuz ekosistem veya sistem nasıl bir şey? Mesela basit bir sistem mi? Karışık bir sistem mi? Yani İngilizce karşılığı complicated veya karmaşık bir sistem mi? İngilizce karşılığı kompleks veya kaotik bir sistem mi? Birazdan bunların tanımlarına bakacağız. Bunu bir belirlememiz lazım. Keza risk algısı ve işaretlerine yönelik kendimizi eğitmemiz lazım. Biraz önce de bahsetmiştim. Bazı teknikler var uygulayabileceğimiz. Bunları sürekli olarak arka tarafta yapıyor olmamız lazım. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden biri yatay tarama, horizon scanning. Diğeri örneğin port Porter's five forces veya çevresel analizler environmental analysis gibi Porter's'ın yine veya senaryo analizleri gibi veya hepimizin ismini çok bildiği aslında tam uygulanması da önemli bir tecrübe ve bilgi gerektiren SWOT analizleri. Sonra önlemleri tartışmamız lazım. Bizim bir risk analizinde neler yapacağımıza dair, nasıl karşılık vereceğimize dair önlemlerimizi tartışmamız lazım. Ama burada tartışmak demek katılımlı, karşılıklı, görüş ve karşı görüşün birlikte yer aldığı ortamlarda bu analizlere katkıda bulunmaktan bahsediyorum. Üç kişinin yan yana gelip de riskler bunlardır diye herkesin her daim bildiği şeyleri alt alta yazıp herkesin her daim bildiği şeyleri de eylem diye yazmaktan bahsetmiyorum. Benim zaten mekanize olarak gördüğüm, eleştirdiğim ve çok yaygın olarak karşımıza çıkan risk analizi ve yaklaşımı bu konu. Burada da İngilizce'de red team denir. Yani karşı görüşü temsil eden bir ekip kurulur. Bunlar her şeye şaşı bakarlar. Aksine bakarlar. Amaçları tez ve antitezle yaklaşımın iyileştirilmesidir. Keza sistemimizin dayanıklılığını arttırmamız lazım. Buradaki dayanıklılık İngilizce karşılığı resilience veya sürdürülebilirliğini gözden geçirmemiz lazım. Yani sustainability. Burada da bazı framework'ler var bazı çerçeveler var, düşünce modelleri, yaklaşım modelleri var. Bunlardan iki tanesini yazdım sadece. Benim kompleks Project Management, özel şahsi merakım sebebiyle çok uzun yıllardır takip ettiğim Kinevin olarak okunan bir model var. Bir de örneğin Nusap.net diye bir web sitesi var. Oradan da bakabilirsiniz. Bu tabii çok geniş bir konu. E tabii riskin yönetiminde işte bir teknolojik riskin yönetimi farklı, finansal riskin yönetimi farklı. Bunların çünkü içinde oldukları ve tabi oldukları belirsiz izikler de farklı. Belli modeller var. Şimdi buradaki en önemli ortaya çıkan yaklaşım bizim bu creativity, yaratıcılık eğitimlerinde de çok öne çıkan, inovasyonun içinde kendisine önemli bir yer bulan Design Thinking yaklaşımında kendisine önemli yer bulan Thinking Outside the Box, kutunun dışından düşünmek, çerçevenin dışından düşünmek. Şimdi burada bir sürü kitap var. Buraya koydum. Mesela ortadaki kitaplardan birine Managing Complex Systems, Thinking Outside the Box yine. Bu Thinking Outside the Box sizin aslında bunu bir keyword olarak alıp bir anahtar terim olarak alıp Google'da yazıp arayabileceğiniz, bunların bir kısmı Türkçeye çevrilmiş kitaplar dahil okuyabileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz en önemli adımlardan biri. Dolayısıyla bu ne yapacağız konusunda başlayacağımız noktalardan biri öncelikle alışılagelmişin dışından çerçevenin kutunun dışından konulara yaklaşabilmeye yönelik yetkinlikler kazanmak. Bu kitaplar sizleri zaten geçmeniz gereken patikalarla ilgili olarak hazırlamaya başlayacaktır. Biz devam edelim sunumumuza. Şimdi neden bunları konuşuyoruz bir bakalım. Şimdi bizim öncelikle bir mental sürecimiz var. Aslında yapay zeka programlarında da bunları burada anlatacaklarımın modellerinin karşılıklarını bulabilirsiniz. Mesela reinforcement learning de bulabilirsiniz. Neyse. Şimdi biz önce öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şey aslında ne olduğunu bilmek. Yani başımıza bir iş geldiğinde ne olduğunu olduğunu biliyoruz öğrenme sonucunda. Sonra bu öğrenme akabinde eylemlerimiz ortaya çıkıyor. Doğru eylemde aslında başımıza gelene karşı ne yapacağımızı bilmekle ilgili. Sonra izleme. Bu izleme monitoring olan olayları izleme olarak düşünmeyin. Bu kritik bir yetkinlik noktasıdır. O da neye bakacağını bilmektir. Şimdi etrafımızda binlerce şey oluyor. Her şeye bakarak bunların acaba benim projemde bir izdüşümü var mı diye risk yönetimi yapamazsınız. İşte nereye bakacağını dair işaretlerin arasından o sezgisel de dahil olmak üzere kararları verebilmek işte neyi izleyeceğimizle ilgili. Neye bakacağız biz? O risklerin işaretlerini, emarelerini görmek için. ...işte bu eylemler bu şekilde devam ettikten sonra tahmin etme süreci başlıyor. Tahmin etmede ne bekleyeceğini bilmek. Yani başıma ne gelebilir? Tahminden bahsediyorum. Bu geleceğe yönelik bir forecasting. Yani benim başıma neler gelebilir diye. Şimdi dünyadaki bütün siyah kuğuları veya altın yumurtlayan kazları listenin içine koyup acayip bir şey yapamayız. Analiz yapamayız. Dolayısıyla burada önemli olan ekonomik, uygulanabilir, sürdürülebilir bir küme içinde Pareto analiziyle düşünürsek mümkün olan en ekonomik ve az sayıda eylemle en yüksek seviyedeki riski bertaraf edebilmek. İşte burada da neye bakacağını bilmek ve ne bekleyeceğini bilmek çok önemli bir yetkinlik seviyesine işaret ediyor. Bunlar ancak uzun yıllar sonrasında da elde edilebilecek bakış açılarıdır ve genellikle kendi kendine olmaz. Dolayısıyla bazı şeylere bugünden genç arkadaşların bakmaya başlamasında fayda gördüğüm için bu süreci de sizlerle paylaşmak istedim. Bununla ilgili pek çok başka kitap da mevcut ama Resilience Engineering in Practice a Guidebook adında bir kitap var paylaşmak istediğim. Keza Resilience Engineering Association var. Web sitesini buraya koydum. Buraları inceleyebilirsiniz. Burada yine Risk Engineering Org diye bir web sitesi var. Eric Mar Marston diye bir adamın işte Black Swans or the Limits of Statistical Modeling diye bir makalesinden faydalandım bunları Türkçeleştirirken. Şimdi işin özeti şu. Şimdi teşhis zor. Ondan bahsettik. Ne dedik? Uzayın bir ucunda siyah kul var. Diğer ucunda altın yumurtlayan kazlar var. Ortada da milyonlarca olay var. Karmaşıklıklar, kaotik olaylar vesaire vesaire. Aslında işte risk yönetimindeki çok yaygın kullanılan bir analojidir. Kime gidip risk yönetimi deseniz önce bu analojiyi koyar. Ben bu analojiyi, bu resmi böyle koyup aklınıza ne getiriyor acaba diye bırakmamak için biraz buna giriş yapmak için diğer kısımları anlattım esasında. Şimdi buzda analojisinde buzdağının görünen kısmı aşikar olan. Aşikar olan derken de hani küçümsemeyelim çünkü o aşikarlık da tartışmalı bir konu. Hani hepimiz de aynı şeyi görmüyoruz onu söyleyeyim ama aşikar olan en azından birilerinin gördüğü bir kısım. Bir de göz önünde olmayan, oldukça zor tanımlanabilen bir alan var ki o da işte buzdağının altındaki tarafı temsil ediyor. Bununla ilgili daha önce de bahsettim. Knevin adı verilen framework güzel bir tanım getiriyor. Şimdi aşikar olan diyor basittir diyor. Sonra diyor bir üst mertebede karmaşık olan olaylar vardır diyor. Bunları biz analizlerimizle çözeriz diyor. Burası hangi alandı? Burası complicated alanı. Sonra bir sonraki alan var. Burada derin analizler gerekir diyor. Kompleks olan olaylardır bunlar diyor. Bir de ondan sonra kaotik bir alan vardır diyor. Orası artık oldukça sezgisel. Orada yönetimin işte o püf noktası dediğimiz o sezgisel noktasının dokunmaya başladığı alanlar söz konusudur. Şimdi bu Kinevin framework'üne biraz daha ayrıntılı bakalım. Oldukça basit bir resim üzerinden. Şimdi biz sağ alt köşeden başlıyoruz. Sağ alt köşe basit köşe. Yani 1 artı 1'in 2 olduğu köşe. Çok güzel. Bu best practice dediğimiz alanı temsil ediyor. Bu aslında bizim PMP ile veya da PRINCE ile proje yönetiminin mekanik sürecinin tanımlandığı alana da denk geliyor. Bu arada Kinevin framework'ünün şöyle bir özelliği var. Özellikle Agile yani çevik proje yönetiminin birlikte harmanlandığında önemli başarılara imza atabileceği bir model bu. Dolayısıyla Proje yönetiminde ihtisaslaşmış veya ihtisaslaşma süreci içinde olan arkadaşlarımızdan çevik proje yönetimi pratiği olanları veya öğrenmek isteyenleri, deneyimlerini zenginleştirmek isteyenleri KREM'in framework'ünü biraz daha ayrıntılı incelemeye davet ediyorum. Şimdi burada bizim eylemlerimiz sıralanmış. Diyor ki önce diyor bir durumu bir anla diyor. Bir sens ediyor diyor. Sonra diyor bu durumu kategorize et diyor. Ondan sonra da karşılığını ver diyor. En iyi bilinen çözümle. Bu zaten bizim normalde yaptığımız şey. Dolayısıyla simple yani basit olarak sınıflandırılmış olan kısım bizim hepimizin en çok aşina olduğu kısım. Sonra bundan bir sonrasında complicated yani karışık kısım karşımıza geliyor. Şimdi burada da expertler yani uzmanlar devreye girebiliyor. Bu tür durumların yönetiminde de uzmanlar yardımcı olabilir hale geliyor. Diyor. Burada ne yapılıyor diyor ki önce diyor yine diyor problemi bir sens et diyor bir anla diyor algıla diyor sonra bir analiz et diyor probleme yönelik yol haritalarını planlarını ortaya çıkartıyor sonra da o planlar ile diyor karşılık ver diyor. Burası da bizlerin uzmanlık elde ettikçe herhangi bir alanda çok zorlanmayacağımız bir alanı temsil ediyor. Şimdi işler biraz daha zorlaşmaya başlıyor. Şimdi küme burada artık daraldı. Yani hangi kümeden bahsediyoruz? İnsan kaynağı açısından örneğin bir şirketteki bu tür durumlara karşılık verebilecek yetkinlik kümesinden bahsediyoruz. Şimdi kompleks environmentlarda, kompleks karmaşık ortamlarda kalite yönetimi sistemlerimizin öngördüğü sistemlerin artık burada hükümetlerinde yok. Bu kompleks alan başka bir alan. Kompleks de aynı zamanda çok önemli bir bilim dalı ve hibrit yani melez bir bilim dalı. Çok multidisipliner bir bilim dalı. Şimdi burada diyor ki dene, yanıl, tekrar et yani probe et, diyor, test et diyor önce diyor durumu diyor. Yani bu o içinde olduğun ortamla veya karşı karşıya olduğun olayla ilgili diyor. Önce bir diyor mümkün olduğunca diyor bu dene yanıl bedene değerlendirme metotlarıyla diyor bilgi topla diyor. Sonra ondan sonra bu bilgiyi edindikten sonra sense et diyor. ve en son et, yani karşılık ver diyor. Bunlara da simple dediğimiz sağ alt köşede ne vardı? Best practice vardı. Bir üstünde sağ üst köşede ne vardı? Karışık yani complicated environment'a good practice vardı. Bu Burada da şimdi sol üst köşede kompleks environment'larda yani karmaşık ortamlarda artık emerging practice yani yeni bir eylem, yeni bir pratik, yeni bir prosedür yeni bir road map yol haritası artık söz konusu olacak. Bu uzaydaki, bu kompleks uzaydaki problemlerin böyle artık iyi cevapları yok. Yol tek tek taşlar döşene döşene yapılıyor. Yani adım adım ilerlenebiliyor. İşte genellikle şirketlerde kompleks ortamın, kompleks problemleri gerektirdiği insan kaynağı en dar insan kaynağı. Bazı şirketlerde mevcut da olmayabilir. Örneğin 6 kişilik yeni kurulmuş bir firmada kompleks environment ile mücadele edebilecek entelektüel yetkinliğe sahip kişiler yer almayabilir. Onlar kompleks bir sorunla karşı karşıya olduklarında yok olurlar. Tabii bu benim yorumum değil, bu bilimin, bu frameworklerin ortaya koyduğu sonuçlar. Tabii ki büyük firmalarımızda bu kompleksite yani bu karmaşıklıkla mücadele etme noktasında yetkinlik kazanmış mühendisler veya yöneticilerimiz mevcut. Nitekim savunma sanayinde çok hızlı bir şekilde simple'dan complicated'e, oradan da komplekse geçme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi bir de kaos ortamı var. Bu sol alttaki taraf, bu sol alt köşe. Burası zaten iyice garip bir yer. Öyle söyleyeyim. Burada artık bilgi toplamak falan söz konusu değil. Yani siz bir konuyla ilgili bilgi topluyorsunuz ve ondan sonra ne yapılacağına dair hafif bir emareniz bile varsa o aslında kaos değil. O komplekse giriyor aslında. Çünkü kaosta a priori şunu kabul etmek zorundasınız. Toplayabileceğiniz bir bilgi yok. Kaosu anlayamazsınız. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Önce diyor ki davran. Bir kere önce bir eyleme geç. Bir şeyi bekleme, araştırma, düşünme. Çünkü düşünerek veya bekleyerek veya bilgi edinerek gelebileceğin bir nokta söz konusu değil. Önce bir şey yapman lazım. Gerçekten diyor içgüdülerine güven diyor ve o tehlike bölgesinden hemen çık diyor. Sonra bu eylemine yönelik olarak bu tehlike bölgesinin dışına çıkar çıkmaz durumu bir değerlendir diyor ve bir sonraki adımını düşün diyor, belirle diyor. Ve ondan sonra diyor karşılık ver diyor. Vereceğin karşılık da kaosu bitirmek değil, kaosu bitiremezsiniz. Probleminizi ilgilenebileceğiniz çözebileceğiniz başka bir alana kısmen de olsa indirgeyip karşılık verebilirsiniz. İşte o noktada novel practice adını verdiğimiz bizim o özgün eylem söz konusu ve de diyor ki bütün hayatınız boyunca elde etmiş olduğunuz bilginin malumatın ancak bir kısmı faydalı olabilecektir diyor. Şimdi bu işin özeti şu: A noktasından B noktasına giderken farklı durumlar farklı davranış şekilleri gerektirecektir. Bunun özeti bu. Farklı durumlar dediği durum Bunlar basit olabilir, karışık olabilir, karmaşık olabilir, kaotik olabilir ve bunların ortasında da bir düzensizlik söz konusu olabilir. Ne demiştik? Farklı durumlar, farklı davranış şekilleri, farklı yaklaşımlar, farklı problem çözme teknikleri, farklı algı yetkinlikleri gerektirecektir. İşte bunların her birinde basit olarak ne yapılacağına dair birkaç cümleyle bahsetmiş olduk. Tabii Knevin framework'ü de çok geniş bir mevzu, başka framework'ler de var. Ancak benim şahsen e aşina olduğum framework olduğu için burada ben bunu örnek verdim. Evet, knevini de basitçe gözden geçirmiş olduk. Şimdi artık bundan sonra proje yönetimdeki risk konusuna gireceğiz. Şimdi risk nedir, ne değildir diye başlayıp anlatacağımız kısım sizlerin proje yönetim metodolojileri içinde de karşılığını bulacağınız. Pek çok başka yönetim metodolojisi içinde de var. Bir nokta, bir yaklaşım ama şimdi ben neden bu risk uzayına nispeten 3-5 slide'da da olsa biraz tanıtarak giriş yapmak istedim? Çünkü siz riskin ne olduğunu algılayamıyorsanız zaten neyi yöneteceksiniz? Yani esas buradaki en büyük problem bu. Bir kere risk belirsizlik içeren herhangi bir olay. Bir uncertainty içermesi lazım. Yani belirsizlik. Peki risk kötü bir olay mı? Yo hayır. Yani sizin için menfi bir, olumsuz sonucu da olabilir. Olumlu bir sonuca yönelik bir fırsat da yaratabilir. Risk ile sorun aynı şey mi? Hayır aynı şey değil. Sorun işlem gerektiren, çözüm veya karar gerektiren bir durum. Çözümlendiğinde bir riski ortadan kaldırabilir. Çözümsüz kaldığında ise riski doğurabilir yani sorun ile risk arasında böyle bir ilişki var Mesela üzerinde anlaşılamayan bir ister sorundur. Müşteriyle bir spesifikasyon hakkında bir yorum yapıyorsunuz karşılıklı olarak ama üzerinde anlaşamıyorsunuz. O diyor ki şöyle siz diyorsunuz ki ben bundan bunu anlıyorum. Şimdi bu anlaşmazlığın devamı nedir? Bir risk doğurur ve risk yönetimi kapsamında ele alınmalıdır. Çözülemeyen her sorun bir risk doğurur ancak riskler sadece sorunlarla ortaya çıkmaz. E tabii ki çünkü neden biraz önceki slaytlarımızda risk uzayını tanımlarken bunlar aslında sadece bizim gündelik ve aslında basit olan hayatımızın sonuçlarında ortaya çıkan konular olmadığını görmüş olduk. Şimdi kurumsal olarak veya bireysel olarak karşılaştığımız risklere de bakalım. Örneğin şirketlerde kurumsal olarak karşılaşılan sorunlar veya doğan riskler, problemler, sadece böyle mekanik olarak bir yerde bir şey oluyor diye oluşmuyor. Aslında oraya koyduğunuz insanın, yöneticinin veya bir mühendisin zamanında karar verememesi, doğru karar verememesi, liderlik zafiyeti göstermesi yönetimdeki zayıflık gibi konular da riskleri yaratan çok önemli girdileri olan alanlar. Risk yönetimiyle ilgili de standartlar var. Mesela kalite yönetim sistemi ISO 9001'inde risk yönetimiyle ilgili bir kısmı vardır. Keza kurumsal risk yönetiminin de standartı var. ISO 31000 veya konu bilgi güvenliği ile ilgili ise çoğunuzun şirketlerindeki bilişim departmanı, IT departmanı örneğin bilgi güvenliği ile ilgili ISO 27005 bilgi güvenliği risk yönetimi standartına tabi olarak çalışır. Bunun dışında proje yönetimi ile ilgili olarak da hem Project Management Institute olsun, hem de İngiltere'deki muadili PRINCE olsun. Bunlar da proje risk yönetimi konusunu ele alırlar, incelerler ve yaklaşımlar, modeller önerirler. Şimdi iş seviyelerine göre riskler işte kurumsal ve iş seviyesi riskler olarak bunlar kanun mevzuat iş, ülkeler arası ilişkiler teknolojideki değişiklikler, arz ve talep değişiklikleri, rekabette yaşanan değişiklikler, küreselleşmenin getirdiği riskler gibi risklerdir. Sonra bir program seviyesi riskler vardır. Bütçe kısıntıları, organizasyon değişiklikleri, personelin işten ayrılması, paydaş değişiklikleri gibi. Bu program risklerinin hepsi proje riskleri için de ayrıca geçerli olmak üzere proje seviyesi risklerde bir de kaynak tahsisleri, icra ve uygulama, teknolojik sınırlar, kısıtlar, yatırım eksikliği ve benzeri konular gündeme getirilebilir. Her seviyedeki risk farklı bir risk yönetimi yaklaşımı gerektirebilir. Risk yönetimi öncelikle riskin teşhis edilmesi, tanımlanmasıyla başlar. Riskler ve sorunlar birbiriyle olan ilişkisi göz ardı edilmeksizin ancak farklı şekilde yönetilmelidir. Peki biz risklerimizi sınıflandırdık. Bu sınıflandırmada nasıl tablolar kullanıyoruz? Burada basit bir örnek var. Bu çok daha komplike hale getirilebilir veya farklı modellerde bazı nüanslarla bu gösterimler ve klasifikasyonlar değişebilir. Önemli değil. Burada amacımız bir örnek üzerinden bu konuyu anlamak. Şimdi mesela bizim bir kere A, B, C, D, E diye adlandırdığımız bir riskin gerçekleşme olasılığı var. Mesela bir şeyin başınıza gelme olasılığı çok az mı, az mı, muhtemel mi, yüksek ihtimalle mi bekliyorsunuz bunun gerçekleşmesini veya neredeyse kesinlikle bir olacak mı diyorsunuz? Sonra biz riskleri ne dedik? Gerçekleşme olasılıklarına göre seviyelerde A, B, C, D, e olarak bunların performansa etkileri, takvime etkileri ve maliyeti etkileri üzerinden dağıttık. Mesela diyebilirsiniz ki neredeyse kesinlikle gerçekleşme olasılığı olan yani benim E sınıfında seviyelendirdiğim bir riskin maliyeti etkisi %10'dan büyük olacaktır. Performansa etkisi kabul edilemez. Takvime etkisi nedir? Milestone'lara veya ana program dönüm noktalarına ulaşamayacağım anlamına gelir gibi. İşte seviye A, gerçekleşme olasılığı düşük, çok az yani. Bunun mesela performansa etkisinde çok az veya yok gibi. Takvime etkisi de aynı, maliyeti etkisi de aynı. Şimdi biz en son işte bu şekilde bunları kategorize ediyoruz, sınıflandırıyoruz, parametrelerimizi, kriter setlerimizi belirledikten sonra sol alt köşedeki tablo gibi bir şeye gidiyoruz. Orada artık şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir tarafta riskin gerçekleşme olasılığı, diğer tarafta da riskin etkisi, impact yani. Şimdi bir konuyu ele aldık. Gerçekleşme olasılığını belirledik. Gerçekleşmesi halindeki etkisini de belirledik. Tabloda yerleştirdik uygun yere. Bütün risklerimizi yerleştirdikten sonra örneğin düşük risk, orta risk, yüksek risk gibi düşük risk yeşil, orta risk sarı, yüksek risk kırmızı şeklinde bir sınıflandırma tablosu ile riskleri sınıflandırmış oluyoruz. Peki biz riskleri nasıl analiz edebiliriz? Burada da pek çok metodoloji var. Sadece isimlerinden bahsederek geçeceğim kısaca. Örneğin FMEA, FMEKA gibi hata türleri ve etkileri analizi metodu var. L tipi matris metodu var. Finekini metodu var. Tehlike analizi, olay ağacı, hata ağacı, neden sonuç analizi gibi metotlar var. Riskleri de bu şekilde analiz ediyoruz. Sonra bizim eylemlerimiz var risklere karşı. Örneğin menfi ise yani bir tehdit durumu olarak bu risk ortaya konuluyorsa neler yapabiliriz? Kaçınabiliriz. Yani kapsam, tedarik zinciri, aktivitelerin sırası gibi noktalarda değişiklikler değişiklikler yaparak tehdidin ortaya çıkmasını engel olmak veya etkisini azaltmak, ortadan kaldırmak maksadıyla yapacağımız eylemler. Keza olasılığını veya etkisini azaltabiliriz riskin. Tehdidi ortaya çıkarma, tehdidin ortaya çıkma olasılığını azaltmak veya gerçekleşmesi halinde etkisini azaltmaya yönelik proaktif, öncül işlemler. Başka ne yapabiliriz? Geri çekilebiliriz. Retreat yani etkiyi azaltabiliriz sadece. Tehdit ortaya çıktığında reaktif olarak etkiyi azaltmaya yönelik işlemlerdir bunlar. Peki başka ne yapabiliriz? Transfer edebiliriz riski. Yani aktarabiliriz. Bu da etkiyi azaltmaya yönelik bir eylem. Tehdidin finansal menfi etkisini üçüncü bir partinin yüklenmesi gibi. Mesela bizler satıcı bir firmadan gidiyoruz. Alüminyum sheet metal alıyoruz. Bunu getirttiriyoruz şirketimize. Mühendislik projemizde kullanacağız. Sevkiyat sırasında ne yapıyoruz? Başına bir iş gelirse diye riski aktarıyoruz. Finansal menfi etkisini üçüncü bir partiye yani bir sigorta şirketine transfer ediyoruz. Aktarıyoruz dolayısıyla sigorta yaygınlaşmış bir finansal risk yönetim şeklidir. Keza riskler olumlu da olabilir dedik sonuçları itibariyle. Yani bize fırsatlar yaratabilir. Bir kere neler yapabiliriz? Mesela faydalanabiliriz. Tehditin oluşması başka bir faydaya yönelik fırsat yaratıyorsa tehdit ve etkisinin gerçekleşmesini sağlarız. Bazen zorlanırsınız. Bazen karşınızdaki kişi hamle yaparak size zararı olan, kendisine faydası olan bir riskin ortaya çıkması için ortam hazırlar. Çünkü sizin için menfi etkisi olacak olan risk kendisi için olumlu sonuçlanacak ve bir fırsat yaratacaktır. O da bu durumdan faydalanır. Gibi. Başka ne yaparız? Büyütürüz, genişletiriz. Proaktif olarak işlemlerle tehdidin ortaya çıkma olasılığını yükseltiriz veya oluşması halinde etkisini arttırırız. Veya her fırsattan istifade etmek zorunda mıyız? Yani her fırsatı değerlendirmek zorunda mıyız? Hayır. Farklı durumlar farklı şekilde ele alınabilir. Bazen de bir fırsatı da reddetmeniz gerekebilir. Yani fırsata yönelik işlemler ekonomik değilse herhangi bir işlem almaksızın fırsatı sadece izleriz. Bir şey yapmayız. Menfi bir risk, bir tehdit, yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Kabul edersiniz o zaman. Yani tehdide karşı alınacak işlemler ekonomik değilse tehdidin kabul edebilir olduğuna karar verirsiniz. Ama bu bir karar verme sürecidir. Bir de riskin paylaşılması konusu var. Burada da bu risk paylaşımı, risk ister menfi olsun, ister olumlu olsun, yani ister bir tehdit oluştursun, ister bir fırsat yaratsın, paylaşılabilir. O da şu, tehdidin oluşması halinde kayıp ve kazanç durumlarına göre öngörülecek bir düzenleme ile etki önceden paylaşılabilir. Önceden belirlenmiş bir işlemdir ve sözleşmede de belirtilir zaten. Hemen bir örnek verelim. Mesela sözleşmelerde riskin paylaşılmasına yönelik düzenleme nerede yapılıyor? Mücbir sebep maddelerinde yapılıyor. Örneğin force majeure kısmında. Örneğin bir ülkede salgın bir hastalık olabilir mi? Olabilir. Bu riski biliyoruz. Peki sizin bu salgın hastalıktan etkilenme durumunuz söz konusu olabilir mi? Olabilir. Peki o zaman ne yapacağız? İşte onu sözleşmeye yazarsınız mücbir sebepler diye. Dersiniz ki şöyle 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 olduğunda taraflar zarar görmesin diye şöyle şöyle işlemler yapılır dersiniz. Bu da mesela mücbir sebep maddeleri ortaya çıkan risklerin paylaşımına yönelik sözleşmelerdeki düzenlemelerdir. Risk konusunu kapatıyoruz artık. Son sayfamızda şuna bakalım. Şimdi riskin bir rapor ediliş şekli var. Bizim odaklanmamız gereken basitçe yapabileceğimiz şeylerden biri bu. Hafta sonu kar yağma riski vardır denmez. Bir şey gerçekleşirse onun maliyete, takvime, kapsama veya her neyse etkisi yazılarak rapor edilir. Yani hafta sonu kar yağarsa 20 bin dolara iki günlüğüne kiraladığım radar test sahasındaki kabul testini yapamayacağım ve kiralanacak olan yer önümüzdeki 3 hafta boyunca başka firmalar tarafından kiralanmış olduğundan dolayı bir daha en erken 1 ay sonra kiralayabileceğim dolayısıyla takvimde de 1 ay gecikme olacak gibi bunun maliyet, takvim ve kapsamdaki etkileriyle birlikte riski rapor edersiniz. Risk yönetiminde anahtar becerilerden biri ihmal edilebilir olanın bilinmesi. Evet. Ne dedik? Her riskin peşinde koşmayacağız. Dolayısıyla neyin ihmal edilebilir, neyin edilemez olduğunu bilmek lazım. Şimdi her şeyi risk diye öngörüp yönetmeye kalkarsak ne yaparız? Ekonomikliğin dışına çıkmış oluruz. Dolayısıyla neyin ihmal edilebilir, neyin edilemez olduğuna konu bazında bakılması lazım. Bugün şöyle örnek vereyim. Askeriyeye posta üreten bir kişinin risk yönetim yaklaşımı ile milli muharip uçak üreten bir firmanın yaklaşımının ihmal edilebilirleri belirlemesi açısından çok farklı olması gerektiği aşikar. Bunun gibi. Diğer bir anahtar ise ayrıntının ne zaman ve nerede gerekli olduğunun bilinmesidir. Çünkü gereksiz ayrıntı yönetici beceriksizleştirir. Ayrıntıların içinde yüzüyor olmanız çok çalışmanızın bir göstergesi olmayabilir. İşinizi çok iyi yaptığınızın da bir göstergesi olmayabilir. Aksine etkin çalış verimsiz çalıştığınız ve işinizin de gerektirdiği yeterli entelektüel sermayeye sahip olmadığınızı gösterebilir. Dolayısıyla gereksiz ayrıntı sizi beceriksizleştirir. Bunu da unutmayalım lütfen. Evet, bu son sunum sayfasıyla birlikte 8 ayrı kısımda ele aldığımız proje yönetiminin 3. bölümü. 3. bölümümüz neydi? Proje yönetiminin icra, izleme ve kontrol safhalarını ele almıştık. Tamamlanmış oldu. Şimdi önümüzde projenin kapanış süreci kaldı konuşmamız gereken. Projenin kapanış süreciyle ilgili videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.